Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Yaşamları boyunca her 8 kadından birinde görülmektedir. Son zamandaki gelişmelerle meme kanserinde yaşam süresi uzatılmıştır, artmıştır. Bunda en çok erken tanının ve yeni geliştirilen tedavi yöntemlerinin önemi büyüktür. Günümüzde meme kanseri genç yaşlarda da görülmeye başladığı için 20 yaşından itibaren bayanlara tavsiyemiz her ay bir kere, en az bir kere olmak üzere banyoda kendi kendilerini muayene etmelerini istemekteyiz. 40 yaşından sonra da mamografi tetkikiyle senede bir taramalarını yaptırmaları gerekmektedir. Mamografide mikrokalsifikasyon dediğimiz kireçlenme tarzı bulguları görebiliriz ya da kitleleri görebiliriz. Bu kitleleri tekrar ultrasonografi ile kontrol ederiz. Burada gene kuşkulandığımız bir durum olduğu zaman biyopsi ya da MR'la tanı yöntemlerimize devam ederiz. En sonda alınan parçayla patoloji bize kanser olup olmadığını söyler ve erken teşhis edildiği zaman kadın normal yaşamını sürdürür. Mamografide söylediğim gibi tarama amaçlı yapılıyor ya da hastanın eline gelen bir kitle oluyor. O şekilde mamografimizi çekiyoruz. Mamografi iki kaşığı olan bir cihaz. Meme iki kaşık arasına sıkıştırılıyor ve görüntü alınıyor. Görüntüde ilk baktığımız şey kitle var mı yok mu? Her iki meme iki pozisyonda çekiliyor. Burada gözden kitlenin ya da şüphelenecek ufacık bir şeyin kaçmaması sağlanmaya çalışılıyor. Kitle dışında mamografide cilde bakıyoruz. Ciltli bir kalınlaşma olabilir. Bu da bir bulgu verebilir bize. Bunun dışında mikrokalsifikasyon dediğimiz ufak tuz şeklinde kireçlenmeler görülebilir. Bunlar çok önemli çünkü kitle bile olmadan bu kireçlenmeler bize bilgi verebiliyor ve buralardan stereotaksi dediğimiz ya da vakumlu biyopsi dediğimiz ya da MR'la devam edebileceğimiz bulgular elde etmiş oluyoruz. Buralardan da eğer kuşkumuz yüksek olursa biyopsi ile parça alıyoruz ve teşhisimizi koyuyoruz.